İyi sabahlar Mehmet Derinda. Mahkeme gece saat 1'i çeyrek geçe sonuçlandı ve 96 kişiden 48'inin tutuklanmasına karar verildi. Bu tutuklananlar arasında 14 kişi anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve nitelikli kasten öldürme suçundan, 33'ü silahlı terör örgütüne üye olma, biri ise örgüte yardım etme suçundan toplam 48 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer kalan 48 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adliyeye saldırı girişimiyle ilgili sosyal medyadan provokasyon girişimlerinde bulunan 6 şüpheliden 5'inin daha tutuklandığını bildirdi. Öte yandan Pınar Birkoç'un ablasının saldırı günü mahkemede duruşması vardı. O da yine bu olayla bağlantılı olarak tutuklanmasına karar verildi. Böylece adliyeye saldırı girişimiyle ilgili tutuklananların sayısı toplamda 54'e çıktı. Tutuklananlar arasında örgütün kilit isimleri olduğunu belirtelim. Biri örgütün Türkiye sorumlusunun eşi, diğeri İstanbul sorumlusu. Bir başka kişi ise önceki yıllarda Lübnan'da gözaltına alınan ve aslında DHKPC örgütü yöneticisi olmakla suçlanan bir isim. Kendisi de yine tutuklanan isimler arasında olduğunu belirtelim. Bir kişi de 2002 yılında yine dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından serbest bırakılmıştı. Kendisi 15 yıl DHKPC terör örgütünden hüküm giyen bir isimdi. Cezaevinde açlık orucuna girdiği için yakalandığı bir hastalık nedeniyle 2002 yılında serbest bırakılmıştı. Yine o da örgüt içerisinde aktif rol oynadığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Böylece toplamda 54 tutuklu olduğunu belirtelim. Önceki gün mahkemede duruşmaları başlamıştı ve bu gece saat 1'i çeyrek geçe sonuçlandı. Toplam 96 kişiden 48'i cezaevine gönderildi. Yine hatırlatalım, 5 kişi sosyal medyadan yaptığı provokasyon nedeniyle, diğer bir kişi ise saldırı günü öldürülen teröristin kardeşiydi. O da bu olayla ilgili tutuklandı. Toplamda 54 kişi olduğunu belirtip sözü tekrar size bırakalım. Mehmet Derinda.